Mafyanın satın aldığı bir siyasi iktidar. Mafyanın talimat verdiği bir siyasi iktidar. Talimatın koşulsuz yerine getirilen bir siyasi iktidar. Hukuk devletinden uzaklaşırsanız ne olur? Hukukun üstünlüğünü göz ardı ederseniz ne olur? 29 Ağustos 2018 Parti Meclisi toplantısında şu cümleyi kullanmışım. Devleti demokratikleştirmezseniz devlet süratle organize suç örgütü haline dönüşebilir. Evet, 2018. 29 Ağustos 2018'de söylemişim. 16 Ekim 2018 grup toplantısında yine bu kürsüde hukukun üstünlüğü ilkesinin gereğini yerine getirmezseniz devlet hukuk devleti olmaktan çıkar, organize suç örgütü niteliğine bürünür. Geldiğimiz nokta budur. Zamanında söyledik. Zamanında uyardık. Ama onlar geleceği görmüyorlar. Onların tek gözü var. Tek gözü var. Ceplerine girecek para. Vatandaş perişan olmuş. İşsizlik varmış. Pahalılık varmış. Bir parmak bal veriyorsun, öbür taraftan arkayı dolaşıp o balı da midesinden söküp alıyorsun. Yani kaşıkla verip kepçeyle geri alıyorsun. Değerli arkadaşlarım, öyle bir noktaya geldik ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bugüne kadar hiç karşılaşmadığımız olaylarla karşı karşıyayız. Ya mafya liderleri bildiri yayınlıyorlar. O bildiride Cumhur İttifakı'na destek izliyorlar, destek veriyorlar. Ama Millet İttifakı'nı da eleştiriyorlar. Şu hale bakın. Yeraltı dünyası, mafya Cumhur İttifakı'na destek veriyor. Bildiriyle, hani gizli kapaklı değil. Artık her şey aleni yapılıyor. Hırsızlık da aleni artık. Soygun da aleni artık yapılıyor. Gizlemeye gerek yok. Eğer bir ülkede soygun, hırsızlık aleni yapılıyorsa, uyuşturucu kaçakçılığı aleni yapılıyorsa, arkasına siyasi destek alınmadan bu olmaz. Siyasi destek zaten var. O kadar açık ki, ben seni destekliyorum diye bildiri yayınlıyor mafya liderleri. Yeraltı suç örgütleri. Ya Türkiye böyle bir duruma hiç düştü mü? Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Değerli arkadaşlarım, bazen devletin içindeki yasal unsurlar da belli şeylerin üstüne çöküyorlar. Belli kaynakların üzerine çöküyorlar. Merkez Bankası'nın 128 milyar doları arka kapıdan gitti. Kim çöktü bu 128 milyar doların üzerine? Kimler çöktü? Bunların mafyadan ne farkı var? Yasa yok, kanun yok. Bir protokol, uydurma bir protokol, kanuna aykırı. Banka satmıyor, Merkez Bankası satmıyor. Arka kapıdan dolaşıyorsunuz, damada diyorsunuz ki ver kardeşim 128 milyar doları. Çöküyorsunuz üstüne. Mafya da çöküyor, siz de çöküyorsunuz. Ne farkınız var sizin mafyadan? Ne farkınız var? Tank palet fabrikasına çöktüler. Tank palet fabrikasına çöktüler. Bir kuruş Katar ordusuna peşkeş çektiler. Ya bir sent al bari ya, bir sent. Hadi sent çok ucuz, bari bir dolar al ya. Bir dolar al. Hadi dolardan vazgeç. Bir Türk lirası al bari ya. Tank palet fabrikasına, ordunun namusuna ve şerefine çöreklenen adamların mafyadan ne farkı var? Aynı mafya düzeni değil mi? O kadar ileri gittiler ki 15 Temmuz deyip deyip geziyorlar ortalıkta. Ya 15 Temmuz şehitlerinin, Beşiktaş'ta hayatını kaybeden şehitlerin, gazilerin ya paralarının üzerine çökeceği kimin aklına gelirdi? Paralarının üzerine çöktüler.
Vermiyoruz dediler bu paraları. Mafya düzeni ile bunun arasında bir fark var mı? Aynı mafya düzeni değil mi? Bunu yapan iktidardaki mafyadır. Değerli arkadaşlarım, Serik'te bir rüşvet olayı. Serik Belediyesi'nde bir rüşvet olayı. Rüşvet olayı gündeme geliyor. İki bakan, vali, AK Parti milletvekilleri ve MHP milletvekilleri. 500 bin liralık rüşvet tartışılıyor. Serik Belediye Başkanı o toplantıda kalkıp aynen şu cümleyi kullanıyor. Devletin bakanı olarak bunu biliyor da, yani rüşveti biliyor da, üzerine gitmiyorsanız yazıklar olsun. 500 bin liranın üzerine kim çöktü? Onu koruyan da bakan, onu koruyan iki bakan da çökmedi mi? Sessiz kalan AK Parti ve MHP milletvekilleri çökmedi mi? Bu mafya düzeni değil de hangi düzen bu düzen? Ticaret Bakanlığı Ruhsar Pekcan çöktü şeye, Ticaret Bakanlığı'na. Oturduk kocasıyla beraber şirket kurdu. Kendi bakanlığına, kendi şirketinden dezenfektan aldı. Ortaya çıkınca da efendim biz çok ucuza aldık. Sonra gerçek çıktı, daha pahalıya almış. Hesabını soran var mı? CHP dışında yok. Bana söyler misiniz? Mafya düzeniyle bu düzen arasında ne fark var? Ne fark var? Araştırma önergesi verdik. Bunu araştıralım diye. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri hayır bu mafya düzenine devam edeceğiz, bunu araştıramazsınız dediler. Ya hırsızlığın araştırılmadığı bir meclis olabilir mi? Yolsuzluğun araştırılmadığı bir meclis olabilir mi? Hırsızlık bu kadar meşru bir zemine taşınabilir mi? Parlamento hırsızları koruyan bir organ haline dönüştürülebilir mi? Dürüstlükten söz ediyorlar, namustan söz ediyorlar, ahlaktan söz ediyorlar. Buna hayır diyen hiç kimse ahlaklı değildir, dürüst değildir, namuslu değildir. Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi hırsızlardan yana tavır aldı? Ne zamandan beri Türkiye Büyük Millet Meclisi mafyadan yana oldu?